Evet, hepinize merhaba. Bugün burada demokratik bir hakkımızı kullanmak, yapılan çirkin ve insanlık dışı bir girişimi kınamak üzere toplandık. Bir süre önce marjinal, insanlık düşmanı, İslam düşmanı ve ırkçı bir politikacı kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma girişiminde bulundu. Partisi Danimarka'da olan bu şahıs İsveç'e gitti. Resmi makamlardan izin aldı ve Türk Büyükelçiliği önünde bu çirkin ve aşağılık eylemini gerçekleştirdi. Hangi inançtan olursa olsun kutsal kitaplar yakılamaz. Bu insanlığa karşı bir suçtur ve asla ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Bu şahıs bir kukladır, arkasındaki irade ise malumdur. İsveç'in böylesine aşağılık bir eyleme izin vermesi asla kabul edilemez. Bu eylemin özellikle Türk Büyükelçiliği önünde yapılmasının nedeni de yine bizce malumdur. İsveç, böylesi bir aşağılık eyleme izin vermesinin bedelini diplomatik olarak en ağır şekilde ödeyecektir. Böylesi aşağılık ve insanlık dışı anlayışa sahip olanlar bilsin ki ne bugün ne de yarın modern ve demokratik dünyada yerleri olmayacaktır. Hello everyone. We are gathered here today to use our democratic rights to condemn an ugly and inhumane attempt that took place. Recently, a marginal, anti-human, Islamophobic and racist politician attempted to burn our holy book, the Holy Quran. This individual, who is a Danish politician, was granted permission from Swedish authorities to carry out this ugly and despicable act in front of the Turkish embassy. Regardless of any faith, holy books cannot be burned. This is a crime against humanity, and it can never be considered within the scope of freedom of expression. This person is a puppet, and it's obvious which state is behind this. It's unacceptable for Sweden to allow such a despicable act. It's very clear why this action was carried out, especially in front of the Turkish embassy. Sweden will pay the highest price diplomatically for allowing such a despicable act. Those who have vile and inhumane ideology should know that they have no place in the modern and democratic world, neither today nor tomorrow. Bravo. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağolunuz.